Üzüm Rehberim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ondan bile Bannerlord'un FPS'ini arttıracağız. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet, şimdi masa üstüne geldikten sonra masa üstüne sağ tık yaparak buradan Nvidia denetim masasını açıyoruz arkadaşlar. Burada görüntü ayarlarını ön ayarla dediğinizde size de ortadaki seçili olacak. Siz buradan benim tercihimi kullan diyeceksiniz. Dengeli veya kalitededir büyük ihtimalle. Siz bunu performans seçip uygula diyeceksiniz arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra bu altta 3 değerlerin yönetilmesi var direkt. Buna basıyoruz. Buradan program ayarları dedik. Direkt zaten ben de Mondan bile Bannerlord eklediyse burada ekleye basıp Bannerlord Launcher'ı seçip seçilen programı ekleyeceksiniz. Ve şimdi buradaki ayarları yapacaksınız. Bunlar zaten kapalı, otomatik kapalı tümü. Buradan doku süzme kalite demiş. Siz bunu buradan kaliteden yüksek performans alıyorsunuz arkadaşlar. Eş yönsüz örnek optimizasyonu açık, tiniler optimizasyonu açık. Bunlar açık olacak. Güç yönetim modunu maksimum performans tercih ediyorsunuz. Kenar yumuşatma kapalı. Buradan kendi ekran kartınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Normalde otomatik seçiliyor. Siz bunu yine de seçin buradan. Bu şekilde yaptıktan sonra uygula ve tamam diyorsunuz. Sonra buradan çıkıyorsunuz ve oyuna giriyoruz arkadaşlar. Şimdi oyundaki ayarlamaları yapacağız. Şimdi oyunumuza girdik. Buradan ayarlara geliyoruz. İlk başta video değil, performansı ayarlayalım. Burada kenar yumuşatmayı siz ya FXAA ya da yok yapın arkadaşlar. Ben yok yapıyorum buradan. Gölgelendirici kalitesi düşük. Hepsini buradan düşey seçiyorsunuz. Çok düşük. Düşük. Bunu çok da kötü yapmayın. 2x olsun. Karakter detayı çok düşük. Düşük de yapabilirsiniz. Çok fazla etkilemiyor. Gölge kalitesini düşük yapın. Hiç gerek yok zaten. Yok diyoruz buna da gölge türüne. Gölge filtreme yok. Parçacık detayı düşük. Kalitesi düşük. Bitki kalitesine hiç gerek yok. Çok düşük. Arazi kalitesi düşük. Çevre detayı çok düşük. Hepsini bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Su kalitesi düşük. Ceset sayısı yok yapalım. Bunu da sıfır yapalım. DLSS'iniz varsa buradan DLSS performans seçiyorsunuz. Yoksa yok deyin. Ben DLSS performans dedim. Işıklandırma kalitesi düşük. Bunların hepsini kapatın. Bunların hepsini kapatıyorsunuz. Burası ne kadar düşük olursa o kadar iyi sizin için. Savaş büyüklüğünü de çok düşük yapın arkadaşlar. 200 yapın. Çok fazla olursa sıkıntı çıkar. Buradan animasyon kalitesini düşük ve ses kanallarını çok düşük yapmayın. Düşük yapın bunu da. Buradan bitti diyorsunuz. Şimdi tekrar ayarlara geldik. Buradan videoya geliyoruz. Şimdi burada monitörünüzü zaten seçtiniz. Burada kalibre ediyorsunuz falan filan. Buradan seçili adaptör. Buradan ekran kartınızı seçiyorsunuz. Görüntü modumuz tam ekran. Ekran çözünürlüğü masaüstü çözünürlüğü olacak. Şimdi burada çözünürlük oranı var. Bu yüzde kalmasını ben istiyorum ama sizde çok fazla yine donmaya devam ediyorsa bunu 80'e kadar çekebilirsiniz arkadaşlar. Ama 80'in altında çok kötü gözüküyor oyun. O yüzden yani piksel piksel olur. O yüzden ben şimdilik yüzde yapacağım. Siz yine dolmaya devam ediyorsa maksimum 80'e kadar çekin. Onun altında çok kötü gözükür. Yenileme hızınız kaçsa, ekranınız kaçsa onu ayarlıyorsunuz. Bu şekilde bunu da ayarladıktan sonra bitti diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öylesine bir özel savaşa gireceğim. Bir testimizi yapalım. Bir tane harita seçelim. Mesela 5 olsun. Full atlı yapabiliriz. Daha fazla böyle kassın diye falan. %100 bir savaş büyüklüğü yapalım. Buradan adamımız tam bu olsun. Bunlar da bu olsun. Şimdi bir başlat diyelim. Evet, görüntü bir tık kötüleşti, bir tık değil, bayağı bir kötüleşti aslında. Ama hiçbir kasma yok ve atlı yaptım yani sadece. Hemen bir saldıralım bakalım. 100 kişiye 100 kişi şu anda savaşacağız. Onlar da full attı. Ya hak. Evet, görmüş olduğunuz gibi hiçbir kasma donma durumu söz konusu değil. Tabi bu sizin bilgisayarınıza da bağlı bir durum. Oyun gayet oynanabilir bir şekilde. Akıcı.
Ama görmüş olduğunuz gibi buradaki parçacık kaliteleri falan çok düşük. Yani bayağı kötü gözüküyor. Şöyle göstereyim. Ama oyun kasmıyor yani. Bu şekilde siz de FPS'inizi yukarılara çekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir savaşımızı bitirelim. Karakterimize de bakalım. Bu şekilde gözüküyor. Yine yansımaları falan biraz var ama tabi bulanık. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.